kıymetli hocalarım, değerli başkanlarım, mesela değer basın mensupları, Allah'ın rahmeti, bereketi ve selamı hepimizin üzerine olsun. Kıymetli hocalarım, malumunuz 7 Ekim'den sonra İslam aleminin, hatta bütün dünyanın gündemi Filistin, Gazze'de yaşanan İsrail'in vahşeti, İsrail'in işgali. Bu bağlamda bizler de köklü değişim medya olarak Filistin sorununa yönelik hazırlamış olduğumuz 10 maddelik bir çözüm paketini siz değerli hocalarımızla paylaşmak istedik. Bu anlamda Türkiye'nin birçok bölgesinde yaptığımız programı Şanlıurfa'lı değerli hocalarımızla paylaşmak istedik. Programın akışımız köklü değişim medya yazarlarından Doktor Abdurrahim Şen Bey sunumunu gerçekleştirecek. Ardından mikrofonu sizlere takdim edeceğiz. Yani zamanı yeterli kullanmak adına katkılarımız, sorularımız olabilir. Ardından Abdullah İmamoğlu yazarlarımızdan Abdullah İmamoğlu hocamız sunumu yapacak. Rabbim hayırlara vesile kılsın inşallah. Programın açılışı olarak Mustafa Hocam Bey Kur'an tilavetiyle başlayacak. Mustafa Hocam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. Ben hızlıca o maddeye hemen geçip bu konuda İslam'ın Müslüman olarak bizlerin Filistin meselesinde asla pazarlık konusu dahi yapamayacağımız sabitelerimiz olması gerektiğini düşünüyoruz ve bu sabiteleri sizinle paylaşmak istiyorum. Birinci mesele husus, Filistin İslam toprağıdır. Yani bir kez bir toprak İslam'ın egemenliği altına girdikten sonra orası kıyamete kadar İslam toprağıdır. Şimdi ikinci konu Filistin sorunu. Bazen kavramları da doğru tanımlamamız gerekir. Filistin sorunu deniliyor. Hayır. Bu çok yanlış bir tanımlamadır. Burada özellikle bizim altını çizdiğimiz, tırnak içine aldığımız gibi sorun İsrail sorunudur. Biz meseleyi Filistin meselesi olarak ele alıyoruz. Burası efendim emperyalist güçlerin hançer gibi İslam ümmetinin bağrına sapladıkları günden beri 1948'den daha öncesi de var ama resmi sözde bir devlet olarak tanımladıkları günden beri İslam ümmeti için sorun olan İsrail'in varlığı, Yahudi varlığı, Filistin sorunu değildir. Üçüncü mesele sabitemiz. Dolayısıyla bütün bunlardan sonra Yahudi varlığı Müslüman olarak, biz zaten onu bir devlet olarak tanımıyoruz. Şer'an tanımak caiz değildir, haramdır. O yüzden Yahudi varlığı olarak tanımlıyoruz özellikle. Dolayısıyla onu devlet olarak tanımak, siyasi, ekonomik, askeri herhangi bir anlaşma yapmak, diplomatik ilişkiler kurmak şer'an caiz değildir. Yahudi varlığı için meşruiyet Filistin için ihalettir. Bu Aksa Tufanı başlamadan önce biliyorsunuz İslam dünyasında Yahudi varlığıyla normalleşme furyası vardı. Sıra sıra devletler efendim işte Birleşik Arap Emirlikleri, efendim Sudan, Suudi Arabistan, Fas normalleşmişti. Türkiye zaten 1949'da devlet olarak tanıdığı için Mavi Marmara olayından sonra kısmen dondurulan diplomatik ilişkiler
geçen yıl İsrail Cumhurbaşkanı'nın Türkiye ziyaretiyle artık tamamen normalleşti tırnak içinde. Dolayısıyla normalleşme ne demek? Senin varlığını biz artık normal görüyoruz demektir. Bu mümkün müdür? Şer'an böyle bir şey caiz midir? Asla. Yani siz yani bir Müslümanın hani hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in buyurduğu gibi sizden biriniz bir Müslümanın değneğini bulsa gasp etse değil değneğini bulsa onu iade etsin diyor. Değnek, çürük bir değnek. Burası toprak. Gasp edilmiş bir toprak. Dolayısıyla öyle bir devlet tanımlamaz, normalleşilemez öyle bir devlet. Şerbet. Beşinci sabitemiz, İsrail'e yönelik tüm saldırılar yurt savunması meşru müdafaa kabilindendir. İslam fıkhına göre. Çünkü ayet-i kerimede hepimizin malumu Estaizu billah uzine lillezine yukateluna bi ennehum zulimu. Zulme uğrayanlara savaşmalarına dair izin verildi diyor. Gazze veya Batı Şeria'yı boşaltmak Yahudi varlığının işgalci ve yayılmacı politikalarına hizmettir. Belki duymuşsunuzdur. Gazze'nin bugünlerde tahliye edilmesi konuşuluyor. Bir halkın komple Gazze'den önce kuzeyinden tahliye edilmesi konuşuluyor. Yedinci sabite, iki devletli çözüm, garantörlük ve diğer barış girişimleri tamamen bir Amerikan planıdır. Sekizinci konu, İsrail sorunu kurulmasını sağlayan Birleşmiş Milletler nezdinde, uluslararası platformlar nezdinde çözülemez. Bir kere ayet-i kerimede Rabbimiz çok açık ve net bir şekilde وَلَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكَافِر۪ينَ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ سَب۪يلًا Allah hiçbir zaman kafirlerin müminler üzerinde herhangi bir otorite kurmalarına izin vermez buyuruyor. Bu caiz değildir. Biz namazda önümüze imam olması için önümüze geçirdiğimiz bir insanda bile şartlar arıyoruz. Önce evvela Müslüman olma şartı arıyoruz değil mi? Müslüman olmayanın ardından namaz kılınır mı? Düşünün. Askeri olarak, siyasi olarak, ekonomik olarak 2 milyar ümmetin kaderini belirleyecek IMF, Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler, NATO gibi kuruluşların yani ümmetin kaderini aldıkları kararlarla kaderini belirleyecek bu kuruluşlara üye olmak zinhar caiz değil, haramdır İslam şeriatına göre. Efendim, dokuzuncu maddemiz, Yahudi varlığının katliamını durdurmanın tek yolu ordulardır. Yani çok uzatmak istemiyorum. Efendim, bizim güzel bir deyimimiz var Anadolu'da. Çivi çiviyi söker, demir demiri döver, orduları ordular demeler. Aklın yolu birdir. Edirne'ye Yunan girse, biz hepimiz ilk aklımıza gelen şey, nerede bu memleketin güvenlik birimleri deriz. Öyle değil mi? Bunu söyleriz. Peki neden bu misak-ı milli sınırların ötesinde ama şer'an İslam toprağı olan bir toprak hakkında aklımıza gelmiyor? Çünkü emperyalistler sadece coğrafyamıza haritalar çizmedi. Zihinlerimize de haritalar çizdi. Ve o haritaların kapsamı alanına çıkıp düşünemiyoruz. Aslında bütün bu sorunların çözümü hilafettir. Evet, nasıl İsrail demir kubbesi çöktü? Ve en büyük zayiatı o gün verdi. Değil mi? O Heyula gibi bize yenilmez bir güç olarak pazarlanan İsrail'in gücünün bir kartondan bir kaplan olduğunu bütün dünya gördü. Demir kubbe çöktü. Bizim 100 yıldır kubbemiz başımıza çökmüş. Kalkanımız kırılmış. Hadis-i Şerif'te Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın İmamı, halifeyi savaşta korunma aleti olan kalkana benzetmesi ne kadar manidardır? اِنَّمَا الْاِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ Kesinlikle imam kalkandır. Ancak onun ardında korunabilirsiniz.